Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün kitap alışverişimi sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle neden buradayım? Neden Çamlıca Tepesi'ndeyim? Neden Doğan'ın içerisindeyim? Bunlardan sizlerden bahsetmek istiyorum. Bunun sebebi aslında şu: genel olarak YouTube kanallarını takip ettiğimde, kitap alışverişini paylaştıklarında gördüğüm şu ki hep evlerinden bu videoları gerçekleştiriyorlar. Ben de dedim ki kendi tarzımı, kendi farkımı ortaya koyaraktan evden değil de farklı yerden sizlere seslenmek istedim arkadaşlar. Bu kitap alışverişimi sizlere göstermek istedim. Ve görmüş olduğunuz gibi kutularımı henüz açmadım ve çok heyecanlıyım. Kaç gündür bu anı bekliyordum diyebilirim. Normalde dün çekecektim bu videoyu ancak çekemedim. Çok heyecanlıyım diyebilirim. O zaman kutu açılışlarımızı yavaştan başlatalım. Şu anda önümde bir tane PTT Kargo var. PTT Kargo tarafından gelen. Diğer kutular ise Amazon'un kendi kutuları arkadaşlar. Amazon Prime tarafından gönderilen. Ancak öncelikle kutuyu açmadan önce sizlerden Amazon Prime'den bahsedeyim. Tabii ki de kesinlikle bir reklam değildir arkadaşlar. Keşke reklam olsa. Ama herhangi bir şekilde bir işbirliği değildir. Öncelikle bundan bahsedeyim sizlere. Sadece kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki şu anda Kasım ayındayız ve Kasım ayında birçok marka indirime gitti ve büyük indirimlere gitti. Amazon Prime de bunlardan bir tanesi. Amazon Prime üyeliği aldım ben. Normalde Amazon'a ait kendi indirimleri var ancak Amazon Prime'e özelde bir kısım indirimleri de söz konusu. Büyük indirimler söz konusu. Resmen yarı fiyatına aldım diyebilirim bazı ürünleri ve birçok örnek veriyorum D&R'a gittim. D&R'daki fiyatlara baktım. Kitapçılara gittim. Kitapçılara baktım ama hiçbiri Amazon Prime'deki gibi büyük indirim söz konusu değildi. Tabii ki de hepsiburada.com'a, Trendyol'a, diğer internet sitelerine de baktım. Ama herhangi bir şekilde Amazon Prime'deki gibi bir indirime sahip değiller. Zaten fiyat karşılaştırmalarını açıklama kısmında bırakacağım arkadaşlar. Amazon Prime'e şöyle üye oldum. 30 günlük zaten deneme bir sürümü var. 30 gün deneyebiliyorsunuz. Yanlış değilsem 8 TL değerinde bir ücret karşılığında üyelik oluşturuyorsunuz. Ama 30 gün sadece deneme süresi zaten. Deneme süresi dolduktan sonra zaten 8 TL civarında yanlış hatırlamıyorsam. Tam emin değilim ama yazarım büyük ihtimalle buraya şuraya bir yere arkadaşlar. Her neyse 8 TL karşılığında üyelik oluşturabiliyorsunuz. Hem aynı gün kargoya veriliyor kargolarınız hem de ertesi gün kargonuzun gelme olasılığı çok yüksek ve ben bundan gerçekten de çok avantajlı bir şekilde yararlandım ve aynı zamanda da Amazon Prime üye olan kişiler Amazon'daki filmleri, dizileri, içerikleri de izleyebiliyorlar arkadaşlar. Onun da bilgisini sizlerle paylaşayım. Sadece alt tarafı 8 TL değerinde. Bilginiz olsun. İstediğiniz zaman bu üyelikleri iptal edebiliyorsunuz. Ben şu anda 30 günlük bir deneme sürümü aldığım için şu anda duracak. Ama 30 günden sonra eğer tekrardan bir alışveriş yaparsam devam ettirmeyi düşünüyorum bu üyeliğimi. Onun dışında arkadaşlar şimdi kutu açılışımıza geçmek istiyorum. Sizlerle zaten paylaşacağım bütün deneyimlerimi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Instagram üzerinden sizlerden kitap önerileri almıştım. Buna istinaden kitap alışverişimi gerçekleştiririm. Hem kendi listemden kattığım hem YouTube kanallarından öneri olaraktan aldığım ve aynı zamanda sizlerin önerileriyle almış olduğum kitaplar var arkadaşlar. Toplamda 8 adet kitap var. 3 tane de sizlere önerebileceğim çok güzel kitaplar var. Bunlardan 2 tanesi kişisel gelişim, hatta 3 de diyebiliriz ama normalde 2 tanesi kişisel gelişim olarak geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunları sizlerle paylaşacağım. Yavaş yavaş o zaman kutu açılışlarımızı gerçekleştirelim. O zaman küçük olandan bir başlayalım öncelikle. Büyük olana en son geçeriz diye düşünüyorum. Şunları öncelikle şuraya bir koyalım arkadaşlar. Görünüyordur umarım. Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar, o zaman ilk kitabımızı açmaya başlayalım. PTT Kargo tarafından geldi. Öncelikle şunlardan bahsedeyim. Bunlar Cuma günü sipariş verdim. Bak, Cuma günü saat 4'te sipariş verdim. Bunu da yazmıştım sizlere zaten Instagram üzerinden. Cuma günü saat 4'te sipariş verdim. Saat kaçtı? 11 miydi? Neydi? Cumartesi günü elime ulaştı diyebilirim bu kargolar. Bu PTT'den gelen kargo ise farklı bir satıcı üzerinden geldi. Antalya'dan geldi. Ve zaten hafta sonuydu. Pazartesi günü şaşkınlıkla bu kargonun da geldiğini gördüm. Normalde biliyorsunuz ki PTT Kargo biraz geç teslimat yapıyor ama bu kargo gerçekten de çok hızlı bir şekilde geldi. Bakalım ilk kutu açılışımızdan hangi kitap çıkacak? Hep birlikte görelim. Evet. Fareler ve insanlar arkadaşlar. Öncelikle kitabı bir bakayım. Kitabı biraz inceleyeyim arkadaşlar öncelikle. 111 sayfa, bayağı küçük. Hatta puntoları da bayağı kalın yazılmış. Görebilirsiniz, görebiliyorsanız eğer arkadaşlar. Puntoları bayağı büyük.
Arkadaşlar şu anda bakıyorum da iki tane köpek resmen beni izliyorlar. Şu an yansıtmak istemiyorum çünkü bir daha kalk şey yap olmasın. Selamlar arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Her neyse. Evet arkadaşlar kitabı incelediğimde içinden bir tane ayraç çıktı. Çok ince bir ayraç. Ekstra olaraktan da bir de küçük bir ayraç. Onun dışında şöyle bir durum var. Kitapla ilgili sizlerin önerileri üzerine almış olduğum ve ayrıca takip ettiğim YouTube kanalların kitap alışveriş listesinde birinci sırada yer alan bir kitap ve şu anda da zaten sosyal medya üzerinden de popüler olan bir kitap. Kitabı alırken öncelikle internet üzerinde farklı farklı sitelerde birkaç araştırma yapıyorum çünkü benim için yorumları çok önemli bu konuda ve yorumlarını okuduğumda sürükleyici ve akıcı olan bir kitap ve çok beğenildiğini paylaşıyor herkes. Bu kitapta şu bahsediliyormuş. Tam olarak zaten konusunu ekstra olarak bilmiyorum. Sadece bildiğim şu var. İki sezondaki kişiler tarlaya gidiyorlar ve tarlada yaşamış olduğu olayları anlatan bir kitap. Sıradaki kitaba geçelim o zaman. Du 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 du. O değil, yanıma hiç açabileceğim bir şey getirmedim. Büyük ihtimalle yırtarak devam edeceğim. Evet. Evet arkadaşlar, Dört Anlaşma kitabı. Bunu gerçekten de okumak istediğim bir kitap. Ayrıca bir kişi bunu bana çok önerdi. Sizlerin önerileriyle almış olduğum bir kitap. Ayrıca takip ettiğim bir YouTube kanalı var. Oradaki arkadaş da bu kitabı çok önermişti. Ona istinaden alayım dedim ben de. Şöyle bir durum var kitapla ilgili. Yazarımız bir trafik kazası geçiriyor ve bu trafik kazasına istinaden bu Toltek öğretisiyle karşılaşıyor. Bu Toltek öğretisiyle karşılaştığı için bunu öğrenmek istiyor, araştırmak istiyor ve araştırıyor da. Bununla ilgili Toltek öğretisiyle ilgili kendi edinmiş olduğu bilgileri bizlerle paylaşaraktan bir kitap halinde paylaşmış. Bu Toltek öğretisinde 4 tane anlaşma var arkadaşlar. Bu 4 tane anlaşmayı bizlerle paylaşıyor. Bunları paylaşmayacağım çünkü ben de tam olarak bilmiyorum. İçeriğine bir bakayım ben yine. Yine puntoları gerçekten de büyük. Bu Toltek öğretisi arkadaşlar halihazırda zaten Meksika'daki Kızılderililer tarafından da kullanılan bir yöntemmiş zaten. 2020 yılında çok popüler olan bir kitap ve 4 milyon satışı olan bir kitaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu kitabımızda 122 sayfa arkadaşlar. Bunu da çabuk çabucak biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle koyayım hatta. Bu kitaplarımız da şöyle kalsın. Bunu geçelim. Bunu açalım sıradaki kitabımız. Biraz kalın gibi bakalım. Nasıl bir kitap? Oo, bir tane kitap. Ama bayağı bir kalın arkadaşlar. Oo, Atomik Alışkanlıklar. Şunları. Evet arkadaşlar, bu kitabımız Atomik Alışkanlıklar. Bu kitabı gerçekten de çok merak ediyordum ama bu kadar kalın bir kitap olduğunu bilmiyordum. Tahminimce bu kitap bana gerçekten de çok şey katacağını düşünüyorum. Şöyle ki bu kitap çok satanlar listesinde, New York Times'te çok satanlar listesinde ve birinci sırada. Çoğunlukla da zaten internet sitelerinde de çok önerilen kitaplar listesinde arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu kitap arkadaşlar en uygun olmadığımız zamanlarda kötü alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabileceğimizi bizlere anlatıyor. Ekstra olarak da nasıl iyi alışkanlıklar kazanabileceğimizden bahsediyor. Ve sayfa sayısına bakacağım arkadaşlar. Bu kitabı gerçekten de okuyacağım zaman bayağı beni zorlayacak görünüyor yani okuma olaraktan. Bu kitabın 331 sayfa arkadaşlar. Kitabımız 331 sayfa. Küçük değişiklikler, büyük sonuçlar. Kitap gerçekten çok hoşuma gitti ya. Kitabın şeyi bile güzel ya. Bu arada aldığım bütün kitapların kapakları aynı. Değişmemiş arkadaşlar yani şu ana kadar değişmediğini görüyorum. Umarım diğerleri de değişmemiştir. Çünkü Amazon Prime'da kapak değişebilir şeklinde bir yazı var. Çünkü değişebileceğini de düşünüyordum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki farklı yerlerin yayınları olduğu için bu da Pegasus yayınlarının arkadaşlar. Bu kitabı arkadaşlar daha öncesinde de almak istiyordum ama bir türlü nasip olmamıştı ve bu kadar kalın olabileceğini de düşünmemiştim zaten. YouTube kanallarını takip ettiğimde bu kitabın genellikle okunduğunu gördüm ve ben de almak istemiştim ve kendi listeme eklemiştim. Bu da kendi listeme eklemiş olduğum bir kitaptı arkadaşlar. Bunu da bu şekilde aldım. Şöyle. Şimdi ben bu kutuyu nasıl açacağım? Şöyle bir kalem almıştık. Bakalım açabilecek miyiz? Çünkü hiç makas falan almadım.
Az önce baktım, kitapları şöyle alayım. Şu şekilde kalsın. Şunu öncelikle bir açalım. Evet, nihayet açıyorum. Evet, burada da oldukça fazla kitabım var. Evet arkadaşlar, sıradaki kitabımız Gece Yarısı Kütüphanesi. Bu kitabı o kadar çok merak ediyorum ki arkadaşlar anlatamam. Hem sizlerin önerisi üzerine birkaç kişi, hatta 5-6 kişi yaklaşık bu kitabı önerdi ve çok satanlar listesinde. 42 dile çevrilen bir kitap arkadaşlar ve ödül almış bir kitaptan bahsediyoruz arkadaşlar. 282 sayfa arkadaşlar. Bu kitabı çok merak ediyorum. Bu kitabın serisi var arkadaşlar. Yaklaşık 3 seriden herhalde oluşuyor. Tam hatırlamıyorum. 2 veya 3 seriden oluşuyor diye biliyorum. Belki daha fazla da olabilir. Tam hatırlamıyorum. İnternette kitapla ilgili yorumlara baktığımda hiç kötü yoruma rastlamadım arkadaşlar. Herkes çok güzel yorumlar yapmış. Kitabın sürükleyici olduğunu, ayrıca kitapla ilgili kitabın bizlere katabileceği çok şey olduğunu söylediler arkadaşlar. Buna istinaden de bu kitabı aldım ve zaten de kendi listemde de olan bir kitaptı ve sizlerin de önermiş olduğu bir kitaptı. Çok mutluyum. Bu kitabı da seve seve okuyacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Sıradaki kitabımız Normal İnsanlar kitabı. Bu kitabı şu şekilde keşfettim arkadaşlar. Sizlerden gelen bir kitaptı. Sosyal medyada uzun zamandır rastlamış olduğum bir kitaptı. Ve bu kitap şu şekilde bir durumu var. 4 tane farklı dalda ödül almış bir kitap. Kitabın yorumlarını okuduğum zaman arkadaşlar ya çok beğeniyorlar ya da hiç beğenmiyorlar. Hiç ortası yok. 263 sayfa arkadaşlar. Bu da kalın punto ile yazılmış arkadaşlar. Görebiliyorsunuz eğer. Ayrıca New York Times'ta çok satanlar listesinde yer alıyor. Bu kitabımız da bu şekilde. Toplam kaç tane kitabımız oldu? 2, 4, 5. 5 tane kitabımız var arkadaşlar. 5 tane kitabımızı sizlerle paylaştım. Şöyle. Sıradaki kitabımız arkadaşlar Körlük kitabı. Şöyle ki 1998'in Nobel ödülü almış bir kitaptan bahsediyoruz. Körlük kitabı. Bu iki seriden oluşuyor arkadaşlar. Bir körlük var, bir de görmek var. İki seriden oluşuyor. Benim de çok okumak istediğim bir kitap. Sizlerin önerisiyle ve diğer kitap severler tarafından önerilen bir kitap olduğu için bu kitabı almak istedim. Çünkü bu kitabı 5-6 kişi yaklaşık bana önerdi ve ben de almasaydım olmazdı arkadaşlar. Bu yüzden bu kitabı aldım. Kitabın şöyle bir durumu var arkadaşlar. Hikayesi var yani. Şöyle bir hikayeyle başlıyor aslında. Adı bilinmeyen bir ülkede, adı bilinmeyen bir kentte trafik ışıklarında arabasıyla beklerken yeşilin yanmasıyla kör olan bir adamın hikayesiyle başlıyor. Ülke, yanlış değilsem sanırım ülke komple kör oluyor. Bir salgın hastalık gibi bir şey oluyor sanırım. Ben de tam bilmiyorum ama bu kitabı okuyaraktan da öğreneceğim. Bakalım bizleri bu kitapla neler bekliyor. Ben de merak ediyorum. Evet arkadaşlar, sıradaki kitabımız Doğan Cüceloğlu'nun yazmış olduğu Var Mısın kitabı. Kendini keşfetmeye, zorluklarla başa çıkmaya var mısın şeklinde bir başlıkla geliyor bu kitap arkadaşlar. Bu öneriyi de arkadaşlar bir arkadaşım vesilesiyle aldım ama bundan öncesinde şu şekilde bir durum vardı. Ben normalde bu kitabı Instagram üzerinde çok popüler olduğu için ekran görüntüsü almıştım. Ama daha sonrasında biliyorsunuz ki depolama alanlarımız dolduğu için ben bu almış olduğum ekran görüntülerini de komple fotoğrafını silmiştim. Daha sonrasında arkadaşım vasıtasıyla önerdiği için aklıma geldi. Ben de dedim ki bu kitabı kesinlikle almalıyım dedim Samet. O yüzden bu kitabı aldım. Doğan Cüceloğlu'nun birçok kitabı olduğu için arkadaşlar Var Mısın kitabıyla başlamak istedim. Var Mısın zaten en popüler olan kitabı diyebilirim arkadaşlar. Yani ben öyle biliyorum açıkçası. Bu kitabın sayfa sayısı da hemen bakalım. Kitabımızın sayfa sayısı da 317 sayfa. Bu arada bu kitapları ben 350 TL'ye aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki kitabımız Yaratma Savaşı. Kitabın kapağı değişmiş ama değişmesine çok sevindim. Çünkü bir internette görmüş olduğum kapak çok farklıydı ve biraz daha hoşuma gitmeyen bir kapaktı. Ama kitabının değiştiğini çok net bir şekilde görebiliyorum. Şu anda çok fena güneş vuruyor arkadaşlar. O yüzden konumumu biraz değiştirmek istiyorum. Şu anda konumu değiştirdim arkadaşlar. Tekrardan bahsetmeyeceğim.
Size de bahsettim zaten. 13 yıldır çok satanlar listesinde yer alan bir kitap. Ve bu kitabı ben şu şekilde öğrendim. YouTube kanalındaki bir kişiden duydum yaratma safarışını arkadaşlar. Bu da ekstra olaraktan kişisel gelişim bir kitabı arkadaşlar. Bizlere çok şey katacağını düşünüyorum. Şöyle bir açıklaması var arkadaşlar kitapta. Duran, başlayan, üşenen, erteleyen, korkan, oyalanan, bir şeyler eksik diyen, asıl hayatını uzaktan bakan herkes için. Yaratma Savaşı kitabı arkadaşlar. Bu YouTube'daki vloggerlar ve sanatçıların okumuş olduğu bir kitap olarak geçiyor bu kitap arkadaşlar. Ona istinaden de ben de bir vlogger olaraktan da dedim ki Samet bu kitabı senin alman gerekiyor. Zaten biliyorsunuz kişisel gelişim kitaplarını çok sevdiğim için bunu da severek okuyacağımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar kitaplarımız bu kadardı. Toplam 8 tane kitap ve 350 TL değerinde. Ekstra olaraktan da 3 tane kitap önerisinde bulunacağım. Bunlardan ilkiyle başlamak istiyorum sizler için. Bir tanesi Ted gibi konuş arkadaşlar. Bu kitabı gerçekten de çok beğenerek okudum. Ve beğenerek aldığım bir kitaptı ve çok önerilen bir kitaptı. Bu kitap dünyanın en iyi beyinlerine göre topluluk önünde konuşmanın 9 sırrını anlatıyor arkadaşlar. Gerçekten de çok etkili bir kitap. TEDx konuşmalarını biliyorsunuzdur. Beni takip eden, sosyal medyadan takip eden insanlar da biliyordur ki ben genellikle ajandamı paylaşıyorum sizlerle zaten. Bayağıdır, 1,5 ay oldu yaklaşık ajandamı paylaşıyorum ve TEDx konuşmalarını izliyorum ve takip ediyorum. TEDx konuşmalarına ait nasıl sunum yapmamız gerektiğiyle, nasıl sunumlarımızı şekillendirebiliriz, nasıl insanların dikkatini çekebiliriz, nasıl konuşmamız gerektiğiyle ilgili bizlere çok öneriler ve tavsiyeler sunuyor arkadaşlar. Ve ekstra olarak şunu söyleyebilirim ki bu kitabı okuyacak ve alacak olan arkadaşlar şunu söylemek istiyorum tavsiye olaraktan da. Bu kitabı okuyacağınız zaman örnek veriyorum Steve Jobs'ın bölümü var. Steve Jobs'la ilgili bölümü okuduktan sonra direkt olarak TEDx'ten, YouTube'dan direkt olarak TEDx'teki sunumlarını izlemenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü sunumları izleyerek en azından ne yapmanız gerektiği ile ilgili detaylı olarak pekiştirebilirsiniz. Bunu çok net bir şekilde öneriyorum arkadaşlar sizlere. Diğer kitabımız ise yine kişisel gelişim kitapları. Tüm dünyada satış rekorları kıran bir kitaptan bahsediyoruz. Ödül almış bir kitap arkadaşlar. Ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı arkadaşlar. Bu kitabı gerçekten de çok öneren vardı. Ben de okudum. Tekrardan okumayı düşünüyorum ancak öncelikle tabii okumam gereken kitaplar var. Çünkü biliyorsunuz bazı kitapları tek seferlik olmaması gerekiyor. Hatırlatıcı olaraktan tekrardan okumamız gerekiyor. Bu kitabı da o şekilde tekrardan okuyacağım arkadaşlar. Şu şekilde belirtebilirim. Bu bizlere tavsiye ve önerilerin dışında eleştirisel olarak yaklaşıyor aslında. Nasıl kafaya takmamamızla ilgili eleştirilerini bizlerle paylaşıyor. Ben de ona istinaden okumuş olduğum bir kitaptı. Ve çok da beğenmiş olduğum bir kitap ve ödül almış bir kitaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu da en çok önerebileceğim kitaplar arasına geliyor kişisel gelişim olaraktan. Ve çok kişinin de önermiş olduğu bir kitap arkadaşlar. Sıradaki kitabımız Dostoyevski'ye ait Yer Altından Notlar kitabı. Biliyorsunuz bu Dostoyevski'nin en çok popüler olan kitabı diyebilirim. Gerçekten de çoğu kişinin önerdiği kitaplar arasında yer alıyor. Ben de bu kitabı sizlere önermek istedim. Ya bu kitabı uzun zaman önce okumuştum ama aklımda kalan birkaç bir şeyden bahsedeyim sizlere. Burada 3-4 tane hikaye var arkadaşlar. Bu 3-4 tane hikaye gerçekten insanın içine ayna tutan ve insanın içindeki iç çatışmayı konu alan ve sonuçlarını bize yansıtarak anlatan bir psikolojik kitap olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de etkili bir kitap. Bu kitaptan çok etkilendiğim için sizlere de önermek istedim arkadaşlar. Zaten kısa bir kitap arkadaşlar. 140 sayfa diyebilirim. Hatta 139 sayfa. Diğer tarafı klasiklerle dizisi arkadaşlar. Bu kitabı arkadaşlar gerçekten içimden geldiğince severek önerdiğim bir kitap arkadaşlar. Mutlaka okumanızı öneriyorum eğer okumadıysanız. Bu kitaptan da gerçekten çok büyük dersler çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yani ders dedim yani kendinize farklı bir bakış açısı kazanabilirsiniz yani bundan bahsediyorum. Buradaki bütün kitaplar aslında hepimize farklı bir bakış açısı katılan kitaplar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben daha önceden de söyledim kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum. Bu yüzden kişisel gelişime yönelik kitapları okuyaraktan en azından kendime de bir şeyler katmayı hedefliyorum. Eğer kitap önerileriniz varsa aşağı kitap önerilerinizi bırakırsanız çok mutlu olurum. Benim dışında, benim önermiş olduğum kitaplar dışında diğer arkadaşlarımızın da bu önerilerden faydalanabilmesi için YouTube kanalımdaki aşağı yorum kısmına önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi Çamlıca Tepesi'ndeyim.
Yine her zaman olduğu gibi farklı farklı yerlerde, farklı farklı içeriklerle ve farklı farklı konseptlerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bye bye.